Fenerbahçe'miz pazartesi günü Göztepe'ye konuk oluyor. Biz de her maç öncesi olduğu gibi Söz Taraftar'da ekibi olarak sokağa çıktı. Taraftarın nabzını tutalım istedik. Bakalım Yel Değirmeni'ndeki taraftarlar Göztepe maçından neler bekliyor? Evet, Yel Değirmeni'ne çıkmışken esnaflarımıza uğramadan da geçmiyoruz. Şimdi çok tatlı bir esnafımız var yanımızda. Kendisi de hasta Fenerbahçeli. Şöyle yanına gitmek istiyorum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Civar esnaftan da söylediler. Siz de çekim öncesi söylediniz, hasta Fenerbahçeliymişsiniz. Önce bir sizi tanıyalım, sonra da maç tahmininize geleceğim. Adım Damla. 50 yaşındayım. Hasta Fenerbahçeliyim. Kızım da, eşim de. Hepimiz Fenerbahçeliyiz. Böyle Kadıköy'desiniz zaten. Kadıköy'deyiz aynen. Hem ailecek Fenerbahçeli hem de ailecek işletme sahibisiniz. Muhteşem. Şimdi hazır sizi böyle bir hazır hasta Fenerbahçeliyi bulmuşken de gol tahmini, skor tahmini almak istiyorum Göztepe maçı için. İçinizden nasıl bir maç geçiyor? Hemen alayım. İçimizden Fenerbahçe yenecek diye her zaman öyle zaten temenni ediyoruz. Öyle düşünüyoruz. 2-0 Fenerbahçe alır diyoruz. Süper. Deplasmandan 2-0'lık galibiyetle dönüyoruz. Peki gol tahmini kimden gol bekliyorsun, var mı? İrfan Can atar bence. İki tanesini de o atsın. Esnaflarımızı gezmeye devam ediyoruz. Bir Fenerbahçeli esnafımız daha var yanımızda. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Hoş bulduk. Ertan Şahin, Kadıköy'deyiz. Yel Değirmeni'nde uzun zamandır bir esnaflık yapıyoruz. Kırtasiye esnaflığı. Fenerbahçeliyiz. Bir de önümüzde bir Göztepe maçı var. Hemen sizi bulmuşken onu da sorayım. Göztepe maçı yorumunuzu alabilir miyim? Yeneceğiz. Herhalde 3-1 veya 4-1 biter gibi geliyor. Çünkü rahat oynamaya başladık. Kim gol attın? Kimden gol bekliyorsunuz? Mesut Özil açıldı. Zannedersem yine klasik gol atacaktır. Bir veya iki tane. İrfan Kahveci asist bekliyor arkadaştan. Mesut da güzel bir asist yapacak zannedersem. Bir de hiç olmadık bir kimci diyorum herhalde. O da atacak herhalde bugün. Bir de defanstan bir kafa golü gelsin. Gelsin artık. Bana göre farklı bile kazanacaklar Göztepe maçını. O umut taşıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bir maça ihtiyacı vardı. Gelecekle alakalı seri yakalaması lazım. Yakalarsa ki 4 maç falan üst üste kesin şampiyonluğa oynar. Kesinlikle oynar. Ya kesinlikle dediğim gibi yani seri yakaladığı zaman Fenerbahçe gibi bu Galatasaray maçı onun başlangıcı oldu diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Şimdi beni ekrandan izleyenler, o maçlarımda çok seyredenler de olmuştur zaten. Kaleci Erhan deyince bilirler beni. Kocaeli, Bursa, Adana sporu uzun yıllar oynadım çünkü. Ali Başkan'a da başarılar diliyorum. Takıma da Fenerbahçe'ye de başarılar diliyorum. İnşallah ipi gösterirler. Önümüzde bir Göztepe deplasmanı var. Senin hemen görüşünü almak istiyorum. Galatasaray'da aldığımız puanla bir hava yakaladığımızı düşünüyorum. Tekrar bir toparlanma oldu bence. O toparlanmayla bence bir istikrarlı bir sonuçlar gelecektir. Evet. Kazanacağımızı düşünüyorum yani inşallah. Kaç biter peki, golleri de kim atsın? Yani Rossi atsa iyi olur. Yani 2-0 biter diye düşünüyorum. Şimdi Yel Değirmeni'nde gezerken iki Fenerbahçeli'ye rastladım. Hatta bir tanesi kaşkoluyla burada kafesinde oturup çayını içiyor. Öncelikle merhaba, sizi merhaba. Tanımak istiyorum. Ben Erol Aygün, 54 yaşındayım. Zaten Kadıköylü olmak için önce Fenerbahçeli olmak gerekiyor. Biz de doğduğumuzdan beri Fenerbahçeliyiz, Kadıköylüyüz elhamdülillah. Sizi bulmuşken önümüzde bir Göztepe deplasmanı var. Evet. Tahmin alayım. Genel bir yorum da alabilirim sizden. Derbiden sonra ki havayı da sizden dinlemek isterim bir Fenerbahçeli olarak. Muhakkak. Derbide müthiş bir heyecan yaşadık. Göztepe maçı da bence 3-1 Fenerbahçe alır. Benim tahminim bu yönde. Size de hemen sormak istiyorum. Siz de bir Fenerbahçe taraftarı olarak. Burada çayınızı içiyorsunuz. Sizin yanınıza geldik hemen. Hemen sizden de bir Göztepe maçı tahmini almak istiyorum. Göztepe maçı tahmini belli. Göztepe'nin rengi de sarı kırmızı. Yeneceğiz, kesinlikle yeneceğiz. İnşallah. Peki skor tahmini alayım sizden. 3-0 diye tahmin ediyorum ama inşallah olur. Önümüzde bir de Göztepe deplasmanı var. Hemen evet. Senden bir tahmin alayım Göztepe maçında. Bence bu sefer kesinlikle alacağız. Her zaman arkasındayız Fenerbahçe'nin.
gururla yani mutlulukla her zaman arkasındayız. Kimlerden gol bekliyorsun onu senden öğrenmek istiyorum bir esnaf olarak. Mesut Özil zaten atmıştı bu sefer ondan yine tekrar gol bekliyorum. Diğerlerinden de bekliyorum ama Mesut Özil'i daha çok. İstediğin bir parça değil mi? Evet. Şimdi sokakta gezerken birine rastladım. Hemen şöyle kolunu gösterebilir misin izleyicilerimize? Hemen. Hemen şöyle kameraman arkadaşımdan rica edeyim. Öyle bir Fenerbahçeli'ye rastladık ki hemen kendisinin Göztepe maçı yorumunu almak istiyorum. Derbiden sonra güzel bir hava yakaladık. Önümüzde bir Göztepe deplasmanı var. Bir yorum alayım senden. Nasıl görüyorsun? Derbi maçından sonraki Fenerbahçe'nin futbolu bence olumlu ışık vermeye başladı. Fenerbahçe bence bu başarı grafisini iyice yakalayacaktır. Göztepe maçı ile söyleyeceğim şudur. 4 farklı alacağımı düşünüyoruz. Alacağımı düşünüyorum. Peki o 3-4 golü kimlerden bekliyorsun? Mesut'tan kesinlikle bir gol daha bekliyorum. Crespo'dan bekliyorum. Crespo artık iyi bir Fenerbahçeli oldu Galatasaray'a gol attığı için. Patlama maçı olsun. Patlama maçı olsun değil diyelim. Mi? Aynen. Deplasmanda bir gidelim. Şöyle bir deplasmanda şöyle rahat bir oyunla 3-4-5 yapabileceğimiz bir oyun bekliyorum ben. İşte hakem hataları olmazsa. Oyunlar olmazsa kesinlikle galibiz değil mi? Kesinlikle. %100 galibiz. Gol yemeden alacağımızı düşünüyorum. Maç tahmini skoru 3-0 ya da 4-0 diye tahmin ediyorum. Kesinlikle bu maç 3-1 Fenerbahçe'nin olacak yani. O 3 golü kim atsın? Ferdi Kadıoğlu, Kinmince ya da Atilla Salay. Onlardan güzel bir kafa golü beklersek çok güzel olur. Çok değişik olur. Üçüncü gol de söyle. Üçüncü golde hani takım kaptanımız ve takım liderimiz Mesut Özil. Dünya yıldızı Mesut Özil atmasını çok isterdim. Önümüzde Göztepe deplasmanımız var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Sizden bir tahmin alayım. Gönlünüzden kaç geçiyor? Herhalde ben yine diyorum 2-1 olur diyorum bu maçta. 2-1 yeneriz. Fazla demeyeyim de nazara gelmesin ama 2-1 ve hatta 2-0 biter bu maçta. Peki o 2 golü kim atsın? Şimdi aklımdan bir sürü isim geçiyor ama hiç söylemeyeyim. O tamam. Sürpriz. Totemimiz olsun. O sürpriz de Fenerbahçe'de kalsın. Tamam. 2 gol olsun da kim atarsa atsın. Aynen. Hemen size Göztepe deplasmanındaki yorumunuzu almak istiyorum, tahmininizi almak istiyorum. Yani Fenerbahçe iyi gidiyor. Göztepe'yi 3-0 yeneriz. Mesut Özil de 3 tane gol atar ve hat-trick yapar yani diyorum. Öyle düşünüyorum. Derbide çok güzel bir hava yakaladık. Şimdi lige devam ediyoruz. Önümüzde bir Göztepe deplasmanı var. Sen nasıl bir maç bekliyorsun? Senden biraz yorum alayım. Ben bu enerjiyle gidersek önümüzdeki maçların kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bu maçta güzel bir skorla, 3-1'lik bir skorla 2 Mesut Özil, bir de Ferdi atar. Ferdi bence bu takımın bel kemiği. Bence çok güzel bir maçta evimize döneceğiz ve şampiyon olacağız. Ben de aynı fikirdeyim. Fenerbahçe'miz çok iyi bir tempo yakaladı. Göztepe maçında tahmini bence 2-0 bir şekilde Fenerbahçe'miz kazanacak. İkisinin de Mesut abimizin atmasından yanayım. Hemen Göztepe maçını sormak istiyorum sana. Kaç biter, golleri kim atar? 2-1 alırız, Mesut atar ikisini de. Daha da iyi olacağız. İnanıyoruz takımımıza bu sene. Göztepe maçı var. Göztepe maçı da inşallah gene bir sarı kırmızı. Seviyor sarı kırmızıları. Gene bir deplasman. Deplasmanlarda galip gelmeyi seviyor takım. Daha iyi oynuyor. Gerçi Kadıköy'de de iyiyiz. Taraftarımızın desteği çok iyi de. Deplasmanlarda sanki takım biraz daha iyi. İrfan geldi, Mesut geldi. Çok iyi. İkisi birlikte orta sahada çok uyum içinde. Ve takımımız iyi gidiyor. Güveniyoruz takımımıza. Kaç bitsin peki Göztepe maçı? Gönlünden ne geçiyor? 3-1 falan alırız. Evet. Gol kimden gelsin? Brescia ve Meyer'den birer tane. Bir tane de inşallah Serdar Dursun. Göztepe arasında kazanacağımızı düşünüyorum. Kaç bitsin tahminin var mı? 2-0 diye düşünüyorum. Mesut Özil, bir de Berisha. Söz taraftarda olarak bu hafta Göztepe deplasmanı öncesi Geldiğirmeni'ndeki taraftarlarımızın tahminlerini aldık. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.